ağırlıklı olarak kanalımızda Kale Grubu dediğimiz zaman jet motorları biraz havacılık ön plana çıkıyor ama gerçekten Kale'nin, Kale Kalıp'ın yeni logolarıyla birlikte çok fazla uzman oldukları konu gördüğünüz çeşitli çaplardaki tüfekler ve son yıllarda bunlarla ilgili de ciddi ihracat başarısına Kale Kalıp imza atıyor. Ve şu an tabii Endonezya'da, Jakarta'da sizin ihracat yaptığınız ülkelerden biri Endonezya. Endonezya'ya hangi ürünlerinizi veriyorsunuz? Tolga Bey, öncelikle hoş geldiniz. Biz Kale Kalıp olarak Indo Defense 2022 fuarına katılıyoruz. Bu bizim Endonezya'daki ikinci fuarımız. Bizim standart ürünlerimiz var. KCR 556, KCR 762 dediğimiz ürünlerimiz var. Bu fuara ürünlerimizin hepsini getirdik. Burada çok ciddi ilgi ve alaka görüyor bu ürünlerimiz. Onun dışında yeni lansmanını yaptığımız KNG C5 isimli bir ürünümüz var. Tamamen yenilikçi ve inovatif bir yaklaşımla ürettiğimiz. Nedir farkı diğer ürünlerinizden? Biraz böyle anlatacaksınız. Evet, biraz ona detaylı anlatacağım size. O ürünümüzü de getirdik. O ürünümüz şu anda ilk defa burada lanse ediyoruz ve ilk siparişini de buradan aldık. Yani bizim için ilkler oldu bu anlamda. Onun dışında keskin nişancı tüfeklerimiz var. Hem 50 kalibre 12.7 tüfeğimiz hem de 7.62-51 keskin nişancımız var. Onları da burada sergiliyoruz. Ki şu anda biz Endonezya Polis Özel Harekat ya da Özel Birliği'nden bu keskin nişancı tüfeğimiz için adı da KMR 7.62 siparişimizi aldık. Tamamladık. Şu an teslimatı için bir izin bekliyoruz. Onu tamamladığımız zaman inşallah onun da teslimatını yapacağız. Onu da sergiliyoruz. Onun dışında 40 mm bomba atar silahımızı ve 5.56 hafif makinalı tüfeğimizi de burada sergiliyoruz. Yani bayağı neredeyse tam kadro ürünlerinizle buradasınız. Evet. Uzak Doğu Asya, bu taraflara doğru, Güneydoğu Asya, buralara baktığımız zaman herhalde Endonezya en kuvvetli olduğunuz, en fazla satış yaptığınız ülkelerden biri diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şöyle, biz şu anda Türkiye'de belli bir satış hedefine ulaştık. Yani şu anda bizim 80 bini geçkin piyade tüfeğimiz, başta jandarmamız, polis, özel kuvvetler, kara kuvvetleri ve diğer kullanıcılarımız da kullanımda. Şimdi artık biraz burada yaşadığımız olgunlukla, ulaştığımız olgunluk seviyesiyle yurt dışına açılmayı hedefliyoruz ve daha çok ülkeye, daha çok pazara ulaşıp bir dünya çapında bir hafif silahlar markası oluşturma vizyonuyla hareket ediyoruz. Ve bizim tek odaklandığımız konu askeri silahlar. Bu konsepte ilerliyoruz. Bu kapsamda Asya'daki bizim için hub'ımız Endonezya olarak görünüyor. Çünkü hem nüfusu, biliyorsunuz 200 milyon üstünde bir nüfusu var, hem de etrafındaki pek çok ülkeyle çok ciddi etkileşim olan bir ülke Endonezya. Ve burada da çok güçlü bir partnerimiz var. Onunla beraber biz burayı bir hub olarak görüyoruz. Buradan da hem bu Endonezya pazarında ciddi bir potansiyeli hayata geçirmek istiyoruz, hem de buradan diğer ülkelere ulaşma hedefiyle yola çıktık. Siz tabii şimdi dışarıdan baktığımız zaman Türkiye'de çok fazla sayıda üretici var tüfekle, silahla ilgili, ama sonuçta bir piyade tüfeği dediğimiz zaman çok ciddi bir metal işleme bilgisi, teknolojisi ve tabii ki savaşın şakası yok. Öyle başınıza bir şey gelmemesi lazım, kendini ispat etmesi lazım. Fark olarak, teknoloji olarak Kale'nin nesini koyuyorsunuz? Biraz da onları anlatır mısınız? Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Az evvel bir tane yabancı müşterimiz, Koreli, dedi ki ya Türkiye'de dedi çok fazla üretici çıkmış dedi. Çok fazla üretici varsa dedi. Aynı şeyi aslında söylüyor. Evet, yani şimdi şöyle, bu sektörde artan oranda bir ilgi ve alaka var. Daha çok üretici bu sektöre girmeye çalışıyor ya da giriyor. Kale Kalıbı diğerlerini ayıran şey bizim işi yapış şeklimiz. Yani burada bizim ekibimizde bir eski komutanımız var. Şu bilinçle hareket ediyoruz. Bir operasyon anında, bir angajman halinde diyor kendisi. Askerin diyor iki şeyi var. Bir Allah'ı, bir silahı. Biz bu bilinçle, bu perspektifle olaya başlıyoruz. Ardından yaptığımız işi, hani tabiri caizse, aşkla ve tutkuyla yapıyoruz. Bunu en kaliteli şekilde, en ürünün performanslı şekilde nasıl çıkacaksa o şekilde tasarlıyoruz. Yine biraz önceki Koreli misafirimiz şunu sordu. Lisansla mı üretiyorsunuz, patentle mi üretiyorsunuz dedim. Hayır, tamamı Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmiş ürünlere bakıyorsunuz dedim kendisine. Dolayısıyla bizim temel konumuz ürüne yaklaşım şeklimiz ve kaliteyi her zaman en öne koymamız ve onu sürekli bir aşkla hayata geçirmemiz. Bunun da ispatı şu şekilde,
biz 80 bin üstüne tüfek verdik ve her teslimatımızı belli bir adetle yapıyoruz. Yani 2000, 3000'lik, 4000'lik lotlarla yapıyoruz ve bu lotların her birinde rastgele alınan silahlarla performans full test, tam performans testine giriyoruz. Mesela biz Türkiye'de 15 bin atım garantisi veren piyade tüfeğinde tek firmayız. Diğerlerin rakiplerimizde olmayan bir özellik ve bunu kullanıcımız her seferinde test edip 15 bini yani hatasız ya da kabul edilebilir hata limitlerinde geçip geçmediğimizi kontrol ediyor ve biz her seferinde bu testlerden başarıyla ve neredeyse hiç hata yaşamadan geçen bir firmayız. Yani dolayısıyla bizi diğerlerinden ayıran şey kalitemiz, ürünlerimizin performansı. Şimdi bazen bu tür silahlarla ilgili ben video yaptığım zaman özellikle hava platformları işte 20 milimetre, 25 yok mu, 30 çıkıyor, şu oluyor gibi sorular geliyor. Evet. Benim askerlik yaptığım dönemde 7.62 idi, artık 5.56'ya inmiş durumda. Son sorumda onunla ilgili ürünü tanıtmadan evvel sorayım. Neden mühimmatta 5.56'ya düşüldü? Bundaki amaç nedir? Onu bir sizin ağzınızdan dinleyelim. Tolga Bey, bu konu açıkçası kullanıcıların tercihiyle alakalı. Yani kullanıcıların taktik ihtiyaçlarına göre tercih ettiği bir şey. Biraz da mühimmat üretim kabiliyeti, yani birçok parametreye bağlı, taktik ihtiyaçlara bağlı. Yani bazı ordular var mesela ya da birlikler var, makinalı tabanca, yani mesela MP5 dediğimiz silah kullanıyor. Bazısı 7.62 kullanıyor. Yani bu tamamen kullanıcının tercihleri, taktik ihtiyaçlarından şekilleniyor. Biz bu yelpazenin tamamını kapsamaya çalışıyoruz. Yani bizde 5.56'sı, 7.62 tüm varyantlar var. İleride, yani biliyorsunuz, takip ettiniz, 6.5, 6.8 gibi yeni kalibreler de konuşuluyor. Biz bunlara da hazırlık yapar haldeyiz. Dolayısıyla bu biraz kullanıcının bizi yönlendirdiği bir şey. Ama biz kullanıcının taleplerini hem karşılama hem de aşma yönünde gayretli bir şekilde çalışıyoruz. 7.62 ile 5.56'yı özellikler açısından hafiflik, etki, böyle bir kısaca bir karşılaştırır mısın? Yani dediğim gibi bu çok uzman olduğum bir konu değil ama gene literatürden takip ettiğim kadarıyla tamamen kullanıcının taktik ihtiyaçlarına bağlı olarak tabii ki penetrasyon miktarları 5.56-7.62'de aynı değil. Yani bir tanesinin penetre ettiği kadar diğeri etmiyor. 5.56 sonuçta daha az penetre edebilen bir güçlü bir mermi. Ama çok çeşitlerinin üretilmesi, bulunabilirliğinin yüksek olması bir tercih sebebi diye düşünüyorum. Artı 5.56 olduğu zaman kullanıcı üzerinde çok daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. Dolayısıyla bu tercih edilen bir özellik. 7.62 mühimmat biraz daha ağır. Tercih taşımada belki bir takım sınırlamalar oluşturuyor. Tamamen sizin, bir de tabii 5.56'nın menzili 400-500 metrelerken 7.62'de 500-600 metrede ulaşılabiliyor. Operasyon yaptığınız yer eğer açık alan ve saha harbi ise 7.62'ye biraz daha meyilli olabiliyorsunuz ama daha böyle şehir savaşları, kısa menzilli yerlerde eğer bir takım angajmanlara giriyorsanız o zaman 5.56'yı tercih edebiliyorsunuz. Tamamen kullanıcının tercihi. Şimdi bir de yeni ürününüzü biraz anlatın. Tabii, lütfen. Sizden bilgi alalım. Tolga Bey, bu elimde tuttuğum silah KNG C5 silahımız. Yeni jenerasyon bir silah. Türkiye'nin tek dipçik tüpü olmayan katlanabilir silahı. Bu şu şekilde dipçiği katlanabiliyor. Bunun avantajı, bu silah özellikle koruma görevlileri ya da istihbarat ya da özel operasyon yapan kullanıcılar tarafından concealed, yani saklı bir şekilde taşımaya uygun. Çantadan çıkarabilirsiniz ya da bir takım şeyden çıkarabilirsiniz. Çok seri bir şekilde çıkarıp kullanabileceğiniz bir silah. Bu silah aynı tabanca gibi, bir MP5 gibi bu şekilde ateş edilebiliyor. Bu şekilde ateş edilebiliyor. İstenirse bu şekilde omuzdan da ateşe uygun. Çok kompakt bir silah, hafif. Bugünümüzün kullanıcıların istediği bir şey. Çünkü artık herkes hafif, kompakt ve küçük sistemler istiyor. Dolayısıyla bizim silahımız ilk önce bunu karşılamak için yola çıktı. Tekrar vurguluyorum, bu şu anda Türkiye'deki tek bu cins silah. Tamamen özgün bir tasarım konseptiyle oluşturuldu. Bu herhangi bir bir silahın ya da herhangi bir sistemin bir kopyası değil. Bu tamamen bizim kendi Ar-Ge mühendislerimizin ve arkadaşlarımızın tasarladığı bir silah. Silahımızın başka belirgin özelliği, kompaktlıktan başka, bu günümüzde artık artan bir oranda ordular bastırıcı kullanıyor. Hatta bazı ordularda, bazı birliklerde standart hale gelmiş durumda. Çünkü bastırıcı kullandığınız zaman bir
sizin silahınızın atış sesi çıkmıyor. Aynı anda operasyon yaptığınız zaman yanınızdaki kişiler ondan etkilenmiyor. Ya da özellikle kapalı mekanlarda, mesela bir aracın içinden, bir binada ya da bir mağarada atış yaptığınız zaman, bastırıcısız atış yaptığınızdan oluşan o blast etkisi kulağınızı ya da ekip arkadaşınızın kulağında etki oluşabiliyor. Ya da mesela gene karanlık bir yerde mağarada operasyon yaptığınız zaman, gözlük girdiğinizi varsayın, eğer bastırıcısız atış yaptığınız zaman gözünüze belli bir süre görme kaybı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde alarak biz bastırıcı uygun bir platformda yola çıktık. Silahımıza bastırıcı takılabiliyor. Burada bir regülatörü var. Optimal performans için bastırıcı modu, bastırıcısız mod olarak iki modla kullanabiliyorsunuz. Onun dışında silahımızda pek çok ergonomi özelliği ekledik. Kullanıcılarımızın tercih ettiği. Örneğin normal platformlarda bu çift mandalla çekilir. Bizde sağ ya da sol çift tek elle çekebiliyorsunuz. Onun dışında silahımızın ömrünü uzatmak adına çelik insertler ekledik aşınan yerlere. Dolayısıyla daha uzun bir gövde ömrü veriyoruz. Onun dışında seçme mandalı 60 derece. Yani bu şunu sağlıyor. Eski versiyonlarda bu 90 dereceydi ve ayarlamak için elinizi tetikten çekmeniz gerekiyordu. Bunda elinizi tetikten kaldırmadan atış pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik. Onun dışında yine kullanıcılarımız güvenlik maksadı için bizden şeyi talep ettiler. Normal yine AR platform silahlarda silahı kurmadan emniyete alamıyordunuz. Bunda silahı kurmadan emniyete alma özelliğini biz ekledik. Onun dışında silahımız tamamen çift yönlü kullanıma uygun. Yani ambidextrous diye geçiyor İngilizcesi. Buna şey de dahil, mekanizma bırakma mandalı da dahil, çift yönlü yapılabiliyor. Onun dışında şarjörü standart, NATO standartlarında bir şarjör yuvamız var. Orduların kullandığı M4 ya da M16 silahların şarjörleri takılabiliyor. Tamamen her türlü platforma uygun. Onun dışında rayları var ve hani çok modüler bir silahımız. Özellikleri bunlar. Çok teşekkürler. İşte görüyorsunuz, gerçekten kendi mühendisimizin tasarladığı, hakları bize ait olan, geliştirebildiğimiz bir silahı ne satmak problem ne evet. de yenilikleri üzerine koyduğunuz için bir farklı bir ürün, başarılı bir ürün, modern bir ürün haline geliyor. Evet. Bu aslında bizim sanayimizin, savunma sanayimizin evet. de ana fikri olması gereken çok önemli bir fikir. Ha, yapılabilen dallar var, yapılamayan dallar var ama kale kalıp çok uzun vadeli baktığı için zaten bunların da ürünlerinde görüyoruz. Evet. Ben eminim ki başta bu bölge olmak üzere, umarım bazı modellerde ülkemizde de kullanılmak üzere diyelim, sizlerin ürünlerini daha fazla silahlı kuvvetlerimizde ve bölgede ihraç olarak göreceğiz gibime geliyor. Çok sağ olun Tolga Bey. Biz de aynı temendeyiz. Çok sağ olun. İyi fuarlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.